Da bu mekanda çalışmalarını yaptı. Burası içinde bulunduğumuz mekan, biliyorsunuz Esenler'deki sosyal yaşam merkezi, sağlıklı yaşam merkezimiz, sağlıklı yaşam merkezimiz. Burada evet, şehit Kıvanç'ın, Işıkçı'nın adının verildiği merkezdeyiz. Hocalarımız, yerli hocalarımız, onlarla çalıştı. Çanakkale yıllarımızda çalıştı. Bu mekanda çalıştı. Önemlisi oldu. Evet. Önemlisi oldu. Yani hiç, hepsi bizden, mekan bizden, hocalar bizden, sporcu bizden. Hiç yerli. Şey yok. Yerli ve milli. Yerli ve milli bu işte. Yerli ve milli. Dolayısıyla ben kendisini bu alanda tebrik ediyorum. Gerçekten çok sevindim. Tabii inşallah. Amacımız o. Ama tabii artık önümüze verilecek teşviklere göre gideceğiz. Çünkü çok yoruldum yani yaş olarak. Çünkü 28 yaşında anlatmıştınız. 28 yaşında sporcu, 32 yaşında sporcu. Çok zorlanıyoruz. Allah razı olsun. Buradan önce Serkan, sonra Erdal, Oğuz sporcularım sayesinde, sabrilerin sayesinde benim nerede ne eksik olduğunu tespit ederek onun üzerinden gittiler. O yüzden tabii benim başarım ama azmim ama onların da çok bir desteği oldu. Mutlaka. O yüzden taktik, biraz taktik, bedensel güçlenme, efendim, kas kütlesi çok önemli. Kas kütlesi çok önemli. Serkan o konuda profesyonel, size söylediğim arkadaşım o. Evet. Yani Erdal olsun, Oğuz olsun. Evet, yani sonuç itibariyle mutluyuz, gururluyuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çalıştıranlara teşekkür ediyoruz. Efendim, herkese teşekkür ediyoruz. Evet, sen de bir şey söyle. Ben öncelikle teşekkür ederim başkanıma. Çünkü Çanakkale'de spor yaparken bir ekip ekipmanımız yoktu. Ekip ekipmanı yani imkansızlarla yapıyorduk. Böyle bir kompleksin yapılması bizim için belli bir nimet. En azından girişi asansör olması, ulaşılabilir olması bizim için çok değerli. Ve akabinde de bunu gösterdik bu şampiyonada. Çünkü her dünya şampiyonu ve Avrupa'da ya sağ kolda birinci oldum ya solda birinci oluyordum. Eksiklerimi bir türlü tamamlayamıyordum. Bu komplekse geldikten sonra yazışmalar yaparak belediyeyle, ücretsiz olarak bize verdiği desteğinden dolayı ben Uygur abime ve Özlem Hanım'a bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çünkü Özlem Hanım da bizim işimizi çok gördü. Eksik ekipmanları hemen Uygur abi dedim, bunlar lazım dedim. Özlem Hanım sağ olsun hemen çözdü ve bizim elimize ulaştırdı. Artı Serkan hocama ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Erdal hocama, Oğuz hocama, Sabri'ye, burada çalışanların hepsine. Böyle bir ekipman veya böyle bir kompleks olursa tüm engel grubunda kim hangi engelle spor yapmak istiyorsa yapması anlamında burada bir spor salonu var. Çalışarak hedefine ulaşacağını düşünüyorum. Bunu ben öngördüm ve yaptım. Çünkü amacım dünya şampiyonasının Türkiye'de olması ve bir daha ne zaman geleceği belli değildi. Sağ sol çalışarak azmettik, birlikte kazandık. Halkımıza, şehitlerimize, herkese sunuyoruz. Armağanımız olsun inşallah. Evet, bu çok önemli. Yani azimin bir ifadesi. Yani bir daha ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bu sefer şampiyon olmamız şart. Koşullanmasıyla yola çıkmışlar. Ve bunu başarmışlar. Ben tekrar tebrik ediyorum. Herkesi ayrı ayrı. İnşallah bundan sonraki diğer engelli kardeşlerimizin de gerek bu branşta gerek başka branşlarda onların da başarılı olmaları. Bu yer sağlıklı yaşam merkezi bütün Çanakkale insanlarına ait, engellisi engelsizi. Onun için yapıldı zaten bu merkezin yapımı. Bir de Feyza abla olarak söyleyelim başkanım. Tabii. Ben en ağır engel grubunda bir engelliyim. Yani bir arkadaşımız bana gelip yardımcı olmadığı sürece sadece bulunduğum etrafımda yapabiliyorum. Yani ben bunu yapabiliyorsam herkes yapabilir diye düşünüyorum. Rol model olmaya çalıştık. Çok şükür en üst tavandayız şu anda. İnşallah olimpiyat olursa olimpiyatlara da gideceğiz. İnşallah. Ama artık bunu öngörüp bütün engelli kardeşlerimizi istediği branşta spor yapmaları davet ediyoruz. Evet. Teşvik olmuş olsun. Teşvik oldu aynen. Özellikle olsun. Yapılabilir olduğunu gösterdik. Kesinlikle. Yani bu, ben hep şunu söylemişimdir yıllar boyu. Bir, bütün engelliler bir kere sokakta ol. Sokağa çık. Bütün engelliler bir şeyi yapmayı hedeflemeli. Neyse bu. Sanat, müzik, spor, efendim ne olursa bunu hedeflemeli. Biz de onların bu hedeflerine ulaşmak için her şeyi yerine getirelim. Yani normal engeli olmayan insanlardan daha fazla olarak tanıyarak
onların bu becerilerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Çünkü engel olmayan vatan insanlar çeşitli alternatifleri kullanabilir, bulabilir, değerlendirebilir ama engellinin değerlendirebileceği olanaklar kısıtlı. Herkes veremeyebilir, her yerde bulamayabilir. Bunun için yerel yönetimlerin bunları öncelikli olarak planlayıp bunların gereğini yapması lazım. Bizim de yaptığımız budur ve bu bir örnek oldu. Demek ki fırsat verildiğinde işte bu oluyor. Bu oluyor dediğimiz dünya şampiyonu oluyor. Yani şimdi bu internete düştü, istatistiklere geçti. Yani Çanakkale'nin adı artık bu vesileyle duyuldu. Bunun da takipçisi var. Yani bu işler şey değil, öyle kolay bir iş değil. Onun için mutluyuz, gururluyuz, kıvançlıyız. Evet, şimdi evet, bir alkışlayalım. Güzel kız çiçeklerimizi takdim edelim. Her marifet bir fakat tabidir. Anlayışıyla ve bir sen madalyayı aldın ama bir ufak bir şey bize güzel olsun. Başarılarını devam edelim. Desteklerini devam edelim. Sabutu